Devriye Arabası. Selam çocuklar. Sahile gitmek için harika bir gün. Vay canına. Bobby muhteşemdi. Hey, Hector da buradaymış. Merhaba Hector. Gösteriyi izlemeye mi geldin? Oo, sanırım tekrar atlayacak. Gidişine baksana. Oo, Bobby sıkıştı. Endişelenme Bobby, seni oradan çıkaracağız. İyi fikir. Gidip Bobby'ye yardım için araba devriyesinin kalanını da çağırsan iyi olacak. Acele et Hector. Selam çocuklar. Bobby kaza geçirdi. Sahilde sıkışıp kaldı. Yardım eder misiniz? Tamamdır. Hadi gidelim. Acele edin. Endişelenmeyin millet. Araba devriyesi hemencecik halledecektir. Fıskiyen gerçekten çok güçlü Frank. Kullanabilirsin. Ah zavallı. İyi denemeydi ama Bobby hala sıkışık durumda. Şimdi ne olacak? Harika fikir. Kayaların birini kaldırsak Bobby kurtulacaktır. Hector, kancanı kullanabilir misin? Zor görünüyor. Endişelenme Hector. Hadi bir kere daha dene. Harika, yakaladın. Şimdi tüm gücünle çekmeye çalış. İşe yarıyor Hector. Kayayı hareket ettiriyorsun. Oo, aslına bakarsan Matt de sana yardım ediyor. Endişelenme Bobby. Seni şimdi kurtaracaklar. Tamamdır. Şimdi Frank'in gücüyle birlikte kayayı çekip çıkarabileceksiniz. Hazır mısın Frank? Başarıyorsun. Wow, muhteşemdi. Aferin araba devriyesi. Günü kurtardınız.
Hoşça kalın millet. Sonra görüşürüz. Devriye arabası. Selam çocuklar. Eğleniyor muyuz bakalım? O da ne? Hayalet. Kaçın çocuklar, kaçın. Bu araba karakolunu arayabileceğimiz bir telefon. Ve işte bebek arabalar da geliyor. Hadi araba karakolunu arayalım çocuklar. Bizi bundan sadece onlar kurtarabilir. Matt, Frank, Hector. Araba şehrinin size ihtiyacı var. Oyun parkına musallat olmuş bir hayalet var. Şaka mı? Hayır Matt, kesinlikle değil. Şaka yapmıyorum. Burada bir hayalet vardı. Oh, çocuklar, burası çok karanlık oldu. Hayır, işte hayalet. Haklısın Matt. Panik yapmaya gerek yok. Hadi şu hayaleti durduralım. Bu mükemmel bir plan Matt. Hector, sen araba şehrinin üzerinde uçacak, hayaletin yerini tespit etmeye çalışacaksın. Bulabilirsen hemen Matt ve Frank'i ara. Onlar sana katılacaklar. Frank, Hector hayaleti bulur bulmaz hemen peşine düşecek ve onu takip edeceksin. Daha sonra Matt daha hızlı sürecek ve yolun sonunda onun önüne çıkacak. Araba devriyesi. Hazır olun. Hadi. İşte orada Hector. (Gülüyor)
Matt, Frank, Hector hayaleti buldu. Artık hemen peşine düşüp onu yakalayabilirsiniz. Bu bir hayalet değil. Bu Charlie. Matt, dur. Dur, bu hayalet değil. Bu Charlie. Charlie. Fren yap, hemen. Tabii ya çocuklar. Bugün Cadılar Bayramı. Charlie sadece kostüm giyiyormuş. Tamam arkadaşlar. Sanırım bu akşam tadını çıkarmanın ve şekerleme toplamanın zamanı geldi. İyi geceler arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Devriye Arabası. Günaydın Jeremy. Gördüğüm kadarıyla lastiğin inmiş. Tamir etmesi için Tom'u mu bekliyorsun? Ne demek Tom'u bulamıyorum? Garajında bir yerlerde değil mi? İşte bu çok garip. Endişelenme Jeremy. İncelemesi için araba devriyesini çağıracağız. Selam Frank. Selam Matt. Yardımınıza ihtiyacımız var. Görünüşe göre Tom ortadan kaybolmuş. Caddelerde devriyeye çıkıp kendisini gören olmuş mu diye araştırabilirsiniz. Selam çocuklar. Son zamanlarda Tom'u hiç gördünüz mü? Jeremy'nin lastiğinin değişmesi gerek ama Tom'u bulamıyoruz. Onu son gördüğünüzde mağazadan aldığı yeni sırt çantasıyla hızlıca geçip gitti, öyle mi? Çok garip. Niçin sırt çantasına ihtiyaç duyduğunu merak ettim. Ve neden acelesi vardı acaba? Sence geziye mi çıktı Matt? Bizi bilgilendirebilirdi ama değil mi? Selam Hector. Bir gizemi çözmeye çalışıyoruz. Tom'u bulamıyoruz. Kendisini hiç gördün mü? Gördün. Bu harika. Nerede gördün? Bu sabah araba şehrinden ayrılırken mi gördün? İyi fikir Matt. Sen ve Frank beni ziyaret edebilirsiniz. Şehrin en dışında o yaşıyor. Bu yüzden eğer Tom araba şehrinden ayrıldıysa ben görmüş olmalı. Teşekkürler Hector. Hayır Matt, lastiğin patladı. Bu korkunç. Ne yapacağız şimdi? Yapabileceğin herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum Frank. Uygun araç gereçlerin yok. Sadece Tom'da vardı ve o da kayıp. Sen ve Matt bu soruşturmada çok uğraştınız. Şimdi pes demeyiz. Ne oldu Frank? Bir fikrin mi var? Matt burada dinlenirken sen gidip tek başına soruşturmaya devam edebilirsin, öyle mi? Yapabileceğimiz en iyi şey bu. Haklısın. Hadi gidip Tom'u bulalım.
Selam ben. Selam Harvey. Bu sabah Tom'u araba şehrinden çıkarken gördünüz mü? Anladım. Bu sabah şehir dışındaydın. Yeni döndün. Sen Tom'u sabah gördün öyle mi Harvey? Onu şehrin dışındaki yeni sürücü kursuna doğru giderken gördün öyle mi? Bu çok garip. Tom'un direksiyon dersine ihtiyacı yok ki. Frank, bence neler olup bittiğine bakmak için sürücü kursuna gitmen gerek. Oh, işte bu her şeyi açıklıyor. Tom oğlunu okulun ilk gününde yalnız bırakmamış. İşte bu çok güzel. Sana ne olduğunu tahmin edemedik Tom. Herkes çok iyi dedektifçilik oynadı. Gizem çözüldü. Artık araba şehrine geri dönebiliriz. Senin için birkaç işimiz var Tom. Jeremy ve Matt'in lastikleri indi ve yardımına ihtiyaçları var. Çok yoğun bir gün olacak. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Tom'un Boya Dükkanı. Merhaba Charlotte. 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 Nereye bakıyorsun? Onlar gibi güzel olmak mı istiyorsun? Charlotte çok mutsuz. Çünkü Pickle, Susie ve Kitty kadar güzel olabilmek istiyor. Tom seni çok güzel bir prensese dönüştürebileceğini söylüyor. Bunu ister misin? Öyleyse boya dükkanına kadar Tom'u takip et. Görünüşe göre boyanman için her şey hazır gibi. Ama Tom nerede? Pembe boya getiriyor öyle mi? Bir prenses için harika bir renk. Bu ne için Tom? Öyleyse fırçaya da ihtiyacınız olacak. Böylece bu parlak cilayı sürebileceksin. Tom sana parlak bir elbise verecek Charlotte. Çok ışıltılı ve gıdıklayıcı. Tom diyor ki artık koruyucu gözlüklerini çıkarabilirsin. Hayır, henüz bitmedi. Sadece biraz göz kalemi sürmek istiyor. Gözlerini kapat. Vay canına, bir göz kalemi ne kadar değiştiriyor. Şuradaki ne olabilir? Takma kirpikler. Mükemmel. Bir süreliğine gözlerini tekrar kapatman gerekiyor Charlotte. Tamamdır. Aç gözlerini.
Şimdi de bir bakalım. Tom'un hazine sandığında senin için neler varmış? O da ne Charlotte? Elmas jantlar öyle mi? Vay canına! Küpelerini takmışsın. Oo, Tom'un takabileceğin bazı özel mücevherleri de var. Bir prenses kadar güzel oldun Charlotte. Şimdi diğer tüm arabalar seni kıskanacak. Harika bir iş çıkardın Tom. Günün kalanında keyfini çıkar Charlotte. Çekici Tom. Merhaba Jeremy, nasılsın? Hey Jeremy, dikkat, dikkat et. Oh Jeremy, iyi misin? Kamyon Tom'u arayacağım seni çekip tamir etmesi için. Burada bekle, tamam mı? Tom, hey Tom. Taksi Jeremy'nin yardımına ihtiyacı var. Hadi acele et. Evet Tom, yola devam et. Sola Tom. Oh bekle Tom, kırmızı ışık. Gitme zamanı. Hey Jeremy, Tom sana yardım edebilmek için burada. Garaja gitme zamanı Jeremy. Hadi yola çıkalım. Şu an garaja ulaştık. Güzel. Hadi başlayalım. Öyleyse nasıl başlıyoruz Tom? Evet. Hadi Jeremy'nin ön ızgarasını değiştirerek başlayalım. Acı verici olmalı. Bu süper çalışacak. Şimdiden daha iyi görünüyorsun Jeremy. Şimdi motorda ne sorun var ona bakalım. Oo evet, bunu değiştirmemiz gerek. Rafın üzerine bak Tom. O uyar mı? Öyleyse eski motoru yerinden çıkaralım ve yenisiyle değiştirelim. Mükemmel! Oo, şuna bak Tom. Jeremy'nin ön camında çatlak çok büyük. Hadi onu değiştirelim. Evet, o camı çıkarmak için cam vantuzu kullanacağız. Hazır mısın Jeremy? 1, 2, 3. Mükemmel! Şimdi yeni bir cam bulalım. Oradaki. O uyar mı Tom? O haklısın. O Jeremy için çok büyük. Peki bu? O mükemmel.
Güzel. Jeremy, şu an mükemmel görünüyorsun. O çatı levhası biraz sallanıyor. Ne düşünüyorsun Tom? Tom, Jeremy'nin tam olarak ihtiyaç duyduğu şey sende var değil mi? Aha. Süper Tom. Öyleyse hangisini seçerdin? Bu Tom. Aa. Olmaz mı? Peki bu Tom? Aha. Süper. Eski levhayı atma zamanı. Yenisi parlak ve havalı. Jeremy çok mutlu görünüyor. Görüşürüz Jeremy. İyi günler. Sana da Tom. Görüşürüz. Devriye arabası. Selam Hector. Neler yapıyorsun bakalım? Aşırı hız yapan arabalar için şehri gözlemliyorsun öyle mi? İyi şanslar. Topa dikkat et. Bebek Tom, iyi olup olmadığını merak ediyor Hector. Sıkıştın mı? Ah zavallı, ne yapmalıyız? Siz bebekler Hector'a yardım için araba devriyesini çağırmak istiyorsunuz öyle mi? İyi fikir. Acele edin bebekler. Beyler, Hector'ın yardımınıza ihtiyacı var. Kendisine top çarptı. Gelip göz atabilir misiniz? Harika. Hadi gidelim. İşte buradalar. Hector'ı nasıl indireceğiz? Büyüteç mi kullanacağız? Tamamdır. Sorunun ne olduğunu görüyor musun Matt? Görüyorsun öyle mi? Hector dallara mı takılmış? Ah zavallı, ne yapacağız? Bir fikrin mi var Frank? Var mı? Nedir? Fıskiyen. Harika fikir. Aferin Frank. Sana da Matt. Hmm.
Sorun nedir bebekler? Topunuz hala ağaçta öyle mi? Beyler, bebeklere yardım edebilir miyiz? Bu sefer topunuza dikkat edin bebekler. İyi işte araba devriyesi. Sonra görüşürüz. Devriye arabası. Selam Tyson, bugün ne kadar sıcak değil mi? Çocuklar, susamış görünüyorsunuz. İyi haber şu ki, Tyson'ın her zaman benzini vardır. Wow, o ses de neydi? Olamaz. Benzin pompalanmıyor mu? Pompan çalışmıyor mu Amber? Ya seninki Suzy? Harika fikir Tyson. Hadi araba devriyesini çağıralım. Onlar ne yapılacağını bilirler. Hey çocuklar! Dışarı gerçekten çok sıcak ve Tyson'ın benzin istasyonunun yakıtı bitmiş. Yardım eder misiniz? Tamamdır, hadi gidelim. Acele edin. Endişelenmeyin çocuklar. Araba devriyesi bu işi hemen çözecektir. Pekala. Sizce ne olmuştur araba devriyesi? İyi fikir. Yakıt tanklarıyla ilgili bir problem olabilir. Hadi kontrol edelim. Yakıt pompalara gitmek yerine yere dökülüyor. Ne olduğunu çözebilir misin Matt? Aha, bir çatlak. Haklısın Matt. Boru sıcaktan dolayı çatlamış olmalı. Ne yapacağız şimdi? Harika fikir. Hector, neden gidip yeni bir boru almıyorsun? Hector'ın yeni boruyu getirmesini beklerken... Neden sen de yakıtı kapatmıyorsun Frank? Aferin. Şu pisliği de temizleyebilir misin? Muhteşem. Böyle çok daha iyi görünüyor Frank.
Bakın! Hector yeni bir boruyla döndü. Hadi şimdi de tamir edelim. İyi iş Hector. Şimdi Matt yeni boruyu yerleştirebilir. Mükemmel. İyi görünüyor. Tamamdır. Frank, yakıtı tekrar aç. Pompalar tekrar çalışmaya başladılar mı? Harika. Aferin araba devriyesi. Günü kurtardınız. Hoşça kalın millet. Sonra görüşürüz. Devriye arabası. Yerlerinize hazır. Başla. Yarış eğlenceli mi Hector? Harika. Bu ses de ne? Telekom kulesi devrilmek üzere. Araba devriyesini çağırsak iyi olacak. Hemen. Daha hızlı gidebilir misin? Harika. Çocuklar, acil bir problemimiz var. Hemen gelebilir misiniz? Harika. Acele edin beyler. Hector, Matt ve Frank'e sorunun ne olduğunu anlatabilir misin? Telekom kulesi devrilmek üzere, öyle mi? Arabalar yarışırken kulenin yanından mı geçecek? Birinin canı yanmadan hemen müdahale etsek iyi olacak. Hadi hemen şu binayı halledelim. Süper hızını kullanabilir misin Matt? Mükemmel. Hadi gidelim. Çocuklar, Matt diyor ki hemen yoldan çekilmeniz gerek. Hemen. Telekom kulesi yıkılmak üzere. Hector'ın söylediğine göre Tyler ve Katie çok yaklaşmış. Acele edelim.
Frank'in kulenin önüne gidip beklemesini mi istiyorsun? Öyle mi? Tamamdır. Gitti Matt. Plan nedir? Hector, kancanı indirip binayı kaldırabilir misin? Matt, Hector binayı tek başına kaldıramayacak. Yardıma ihtiyacı var. Frank, binayı sağlamlaştırmak için merdivenini kullanman gerek. Olağanüstü bir işte araba devriyesi. Sonra görüşürüz. Devriye arabası. Selam Charlotte. Nereye gidiyorsun böyle? Köprüden geçerek araba şehrine mi gideceksin? Oo, selam Jerry. Selam Jeremy. Sizin orada olduğunuzu görmedim çocuklar. Olamaz. Fren yap Jeremy, çabuk. Dur Charlotte. Jeremy düştü. Yardıma ihtiyacı var. Yoksa nehre düşecek. Jerry yardım için hemen araba devriyesini çağırması gerektiğini söylüyor. Pekala Jerry. Hadi hemen çağır. Daha hızlı git Jerry. Taksi Jeremy tehlikede. Hemen gelebilir misiniz? Harika. Hadi acele edelim. Matt, köprüye daha hızlı varmak için ateşleyicini kullanır mısın? Ne yapacağız Matt? Bir planın mı var? Neymiş bakalım? Hemen Hector'ın buraya gelmesi gerekiyor, öyle mi? Hector, Matt, Jeremy'yi sıkıca yakalayıp kaldırabilir misin diye soruyor. Harika. Hadi gidelim. Hmm.
sorun nedir? Jeremy sıkışıp kaldı mı? Nedenini görebiliyor musun Matt? Jeremy'nin tekerleği iki kayanın arasına sıkışmış, öyle mi? Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Bir fikrin var mı Frank? Var mı? Harika. Hazır mısın Hector? Harika bir işti çocuklar. Bu sefer kapıları iyice kapattığından emin ol Charlotte. Vay be araba devriyesi. Bence bu bugüne kadarki en iyi kurtarmalarınızdan biriydi. Sonra görüşürüz. Devriye arabası. İşte araba devriyesi geliyor. Araba şehri her an tetikte olan Matt ve Frank'le güvende. Frank Matt'i bir konuda uyarıyor gibi. Yolda bir tuğla var. Ve şimdi de Matt'in lastiği patladı. İnmiş bir tekerlekle şehri koruyamaz ki. Frank, Matt'i çekici Tom'un garajına götürmek için kancanı kullanabilirsin, değil mi? Hey çocuklar, bir şeyler unutmadınız mı? Tuğlayı yoldan kaldırmalısınız. Böylece başka birisinin de lastiği patlamaz. Harika. İşte bu çok garip. Tom'un bugün ne kadar çok müşterisi var ve hepsinin lastiği inmiş. Tıpkı Matt gibi. Görünüşe göre onlar da tuğlalara çarpmışlar ve kendilerine zarar vermişler. Umalım ki Tom, Matt'i hemen tamir edebilir. Böylece o ve Frank soruşturmaya başlayabilirler. Rahatsız ettiğimiz için üzgünüz Tom. Oldukça meşgul görünüyorsun. Ama Matt'in gerçekten yardıma ihtiyacı var. Yola düşmüş bir tuğlaya çarptı ve lastiği patladı. Matt ve Frank bunu kimin düşürdüğünü bir an önce bulmalı ve bu duruma bir son vermeli. Onu bir an önce tamir edebilmen mümkün mü acaba? Şimdi girebilirsin Matt. İşte böyle. Yavaş yavaş geri gel. Şimdi de tekerleği değiştirme zamanı. Matt'i bu kadar çabuk tamir ettiğin için çok teşekkürler Tom. Ve hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi Matt ve Frank gidip tüm bu tuğlaları yola kimin bıraktığını araştırabilirler.
Hey, şuradaki traktör ben. Tuğlalarla ilgili bir şeyler biliyor olabilir. Gidip kendisine sorsanız iyi olur. Ben gizemli tuğlalarla ilgili bir şeyler biliyor muymuş? Ama bir ipucu mu verdi? Ben duvar inşa etmek için açık kasa kamyon Flevi ve kepçe Edgar'ın getireceği tuğlaları mı bekliyormuş? Sanırım bir şeyler yakaladınız. Hadi gidip onları bulalım. Bilgi için teşekkürler Ben. İşte Flevi ve Edgar. Ama Ben'e götürecekleri tuğlaları yok gibi. Belki de şehrin caddelerine onlar düşürmüşlerdir. Hadi gidip sorun. Biri tuğlaları mı çaldı? Endişelenmeyin çocuklar. Matt ve Frank hırsızı bulacak. Wow, işte bu çok yakındı. Flevi ve Edgar'ın tuğlalarını her kim çaldıysa bilerek araba şehrinin caddelerine yerleştiriyor olmalı. Ama böyle bir şeyi kim yapar ki? Tahmin etmeliydik. Yaramaz Tyler tabii ki. Böyle şeyleri genelde hep o yapar. Yakalandın Tyler. Flevi ve Edgar'ın tuğlalarını çalıp şehrin caddelerine saçan sen olduğunu biliyoruz. Senin için eğlenceli olabilir ama senden başka kimse eğlenmiyor. İyi fikir Matt. Tyler dersini almalı. Dağıttığı tuğlaların hepsini tek tek toplasın ve gidip Flevi ve Edgar'a geri versin. Frank tamamen haklı. Tyler, yola verilen zararı tamir edecek olan inşaat ekibine de yardım etmelisin. Harika iş çıkardınız çocuklar. Artık araba şehri yeniden güvende. Ve Flevi ve Edgar da tuğlalarını geri alacak. Bunun anlamı Ben nihayet duvarını inşa edebilecek.